kaldı. Kerem Bürsin olayı. Bu Kerem Bürsin biliyorsun bir diziye başlayacak. Partnerini de sen hem Kerem'i hem de Hande'nin kariyeriyle ilgili konuşmak istemiştin. Tam da bizim konuşacağımız konuydu. Bugün konuşalım. Daha yayınlanmadan ortalık ayağa kalktı. Kerem Bürsin'in yeni projesi bomba gibi geliyor bakalım. Kerem Bürsin daha yayınlanmadan eleştiri yağmuruna tutulan yeni dizisi hakkında neler söyledi? Başarılı oyuncu, rol arkadaşı Hande Erçel hakkında ne yorum yaptı? Ünlü isim aşk söylentileriyle adının çıktığı Demet Özdemir için hangi ifadeyi kullandı? Yakışıklı oyuncu dizisiyle dalga geçen Ahmet Hakan'a ne cevap verdi? Oyuncu Kerem Bürsin 2 gün önce yeni dizisi Sen Çal Kapımı'nın okuma provalarından çıkarken objektiflerimize takıldı. Sorulan sorulara samimi yanıtlar verdi. Hande Erçel'le başrolü paylaşacağı yeni projenin konusu klişe bulunduğu için dizi sosyal medyanın diline düştü. Eleştiri üzerine eleştiri aldı. Çiçekçi bir kızla bir holding sahibinin aşkını anlatacak dizinin konusu aşırı derecede klişe bulununca proje sosyal platformlarda bolca tiye alındı. Kerem Bürsin'e ilk olarak bu konuyu sorduğumuzda ünlü oyuncu insanların yargısız infazda bulunduğunu düşünerek duygularını şu şekilde belirtti. İzlemeden karar vermeyin. Okuma provalarında çok eğlendiklerini söyleyen Bürsin dizi hakkında umutlu konuştu. Güzel olacak. Geçtiğimiz günlerde Hande Hanım'a yeni partneri Kerem Bürsin sorulmuş. Güzel oyuncu şu yorum yapmıştı. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Bu durum Kerem Bey'e hatırlatılınca Kerem Bürsin de yeni partneri hakkında benzer şekilde cevap verdi. Hande Erçel'le iyi bir enerji yakaladık. Yakışıklı oyuncuya son olarak Demet Özdemir'le olan aşk haberleri sorulunca Kerem Bey şaşırtıcı bir cümle kurarak konunun üstünü kapattı. Dünyada konuşulacak daha önemli şeyler var. Ertesi gün yine okuma provaları çıkışı karşılaştığımız Kerem Bürsin'e dizinin konusunu ağır bir şekilde eleştiren Ahmet Hakan soruldu. Ahmet Bey köşesinde yazdığı yazıda dizinin konusunu klişe bulmuş ve tepkisini şu şekilde dile getirmişti. Yeter artık! Hatta ünlü gazeteci Hande Holding sahibinin kızı Kerem de çiçekçi olsun yazarak projeyle dalga geçmişti. Kerem Bey Ahmet Hakan'a kısa ve öz bir cevap verdi. Önce izlesin, sonra yorumlasın. Demet Özdemir'le ilişkiniz var mı sorusu tekrar sorulduğunda ise oyuncu konuyu yine kapattı. Kerem Bürsin'in ilişki iddialarını asla yalanlamaması da gözlerden kaçmıyor. Her şeyi dedi, hayır diyemedi. Bu ilişki doğru galiba ya. İkidir bu kadar jet hızıyla kaçtığına göre. Şimdi evet, Ahmet Hakan çok enteresan bir adam. Ahmet Hakan'ı sevebilirsin. Ahmet Hakan'dan 5 dakika sonra nefret edebilirsin. Ahmet Hakan Bukalemun gibi bir adam aslında. Ben öyle düşünüyorum. Oo. Çok çabuk değişkenlik gösteren, renk değiştiren. Yani bir öyle görüyorum. Aslında seviyorum adamı bir taraftan. Öyle bir şey yapıyor ki 5 dakika sonra nefret ediyorum adamdan. Yani adam böyle bir adam. Rengi belli değil diyorsun. Rengi belli değil. Şimdi rengi belli değil bir adamla irtibat kuramazsın. Niye söylemiş? Şimdi adam mutsuz bence. Ahmet Hakan mutsuz. Bence Ahmet Hakan'ın mutlu olması gerekiyor. Bunun için de bence koronanın bitmesi lazım. Bir şey söyleyeceğim. Hayır şimdi Ahmet Hakan çapkın bence çok çapkın, çok flörtöz. İstediği mesela bazen bir kadına hayranlık duyup onu göklere çıkartır. Bazısını yerlere indirir falan. Öyle düşünüyorum ben. Ama tatlı bir adam fakat mutsuz olduğu için bu yazıları da bu şekilde seyrediyor diye düşünüyorum. Çünkü hiç seyretmediği bir dizi için, hiçbir fikri olmadığı bir dizi için. Ama bizim ülkenin şeyidir ya, en büyük giysisidir ön yargı. Ama ön yargılı diye bir şey yok. Sen bir köşe yazarısın. Ahmet Hakan da olmuşsun. Hala da aynı gazetede devam ediyorsun. Nadir devam edenler arasında kaldın. Dolayısıyla Ahmet Hakan şimdi Kerem Bürsin'den yazık ne ister? Şeyden ne ister? Hande Erçel'den ne ister? Ben Ahmet Hakan gibi şimdi hani eleştiriyorum falan gülüyoruz biliyoruz ama adamı da seviyorum. O yanlış anlamayın yani diyorum bazen nefret ettirtiyor kendisini ama genel itibariyle onunla alakalı şeyim seviyorum adamı. Pozitifsin. İvme pozitif. Yani ortada
Ama şey, negatif değilim adama. Benzin yarıya düştü. Şimdi ben soruyorum Ahmet Hakan'a. Bu kadar diziler oldu. Hiçbir yorum yapmadı. Dizilerle alakalı. Bütün dizilerin konusu birbirinin aynı sonuca bakarsan. Doğru. Yani bir adam, kuvvetli adam, ya zengin kız ya fakir çocuk, ya zengin adam ya fakir kız. Öbürküsü ona aşık oluyor. Yani dünya sinemasında da. Yani işte Richard Gere'le şey oynamıştı. Kadın adını unuttum şimdi. Julia Roberts. İşte adam geliyor sokakta, affedersiniz, arabalara binen bir kıza aşık oluyor bilmem ne falan. Bunlar klişe hikayeler değil mi? Hepsi klişe. Dünya sinemasında değil mi bu klişe hikayeler? Hepsi her yani. Yerde var. Batı yakasının hikayesinden tutun. Hepsi klişe yani, ona bakarsan. Şimdi bir kere moral bozmayın. Senin ön yargı yapmaman lazım insanların beynine. Şimdi baştan bunu sokmaman lazım. Türkiye'de sosyal medyada böyle bir şey oldu. Dalga geçtiler çok. Çiçekçi kız, holding sahibi adam yemez dediler yani. O kadar çok çiçekçi kız ve holding sahibi oldu ki bu memlekette halbuki. Ve bir şey değil mi? Yani sadece çiçek satmakla alakalı değil vallahi ki bu. Bir kötü haberim var bir de. Yani bir de bir izlenir yani. Biz bir de normal... Çocuklar gerçekten çok çiçekçi kızla holding sahibi oldu. Ve siz zannediyor musunuz ki şimdi hani o aristokrat deyip cemiyetten bahsettiğiniz birçok ailenin hikayesine indiğiniz zaman belki fiiliyat olarak çiçek satmıyordu ama mertebe olarak, seviye olarak, çizgi olarak o insanlar, o şekilde insanların evliliklerinden bugün o büyük aileler oldu biliyor musunuz birçoğu? Yani tabii bilmiyorsunuz. Olmadık diye bir şey, olmaz diye bir şey yok. Ben hayatımda denkliği hiç sevmem. Ya tutmayacak bir şey diye yok. Ya ben mesela ben Şahan'ın neden tuttuğunu düşünüyorum biliyor musun? Şahan gerçekte hepimizin mahallesinde görmeye alıştığımız o tipi canlandırıyor. Herkesin mahallesinde ondan var ya. Evet. Ondan tutuyor Şahan'ın filmleri. Bir şey soracağım yani. Mesela. Çiçekçi kız holding sahibine aşık olamaz mı? Bak ben size Hakan olabilir. Bey. Olabilir. Holding Bey, sahibi olamaz. Hayatım. Bir şey soracağım. Holding sahipleri hep böyle aşık oluyorlar zaten. Çünkü holding sahiplerinin, bak ben gerçekten sana söylüyorum. Niye doğru dürüst insanlarla çoğu beraber olamıyorlar? Birçoğunun aşağılık kompleksi de var. Herkes için söylemiyorum. Yani kendilerini öğreteceği kadını seçiyorlar. Kendinden az kuvvetli kadını seçiyorlar. Kendinden az bileni seçiyorlar. Hmm. Yani o birisi çiçek satıyor, birisi kibrit satıyor. Birisi bir şey satıyor, bir şey satıyor. Fark etmez ne sattı. Çiçek satmayla alakalı değil bu. Bu gerçekten dünyada da birçok insan, birçok erkek kendinden daha az bilen, daha az konuşan, ona riayet eden, onun hayatını değiştirecek, onun kahramanı olacak kişileri seçiyorlar. Ünlülerde de var böyle. Ha? Ünlülerde de var, var böyle. Kadınlarda da var. Tam tersi. Kadınlarda var işte. Ünlülerin daha çok kadınları çok güçlü adamlardan kaçınıyor. Çünkü ünlü kadınlar güçlü. Parasını kendi kazanıyor. Evet. Şöhretini zaten kendisi var. Şimdi kafasında bir tane şöyle şey güçlü bir adam olacak. Paraya ihtiyacı yok ünlü kadının. Kendi parasını kendisi kazanıyor. Bir de adamın sana vereceği saatte, vereceği zamanda. Sevgilim 3 gün toplantıya gidiyorum. 4. gün geleceğim. Beni bekle. O gidecek, toplantıya mı gidecek artık, nereye Allah gidecek biliyor. Niye çekeyim diyorum. Normal bir insan, bana uyacak bir insan, daha normal standartta bir insan olsun istiyorum. Yani ünlülerin seçimleri o kadar şey değil. Yanlış değil. Şimdi tutar bence. Mı tutmaz mı bilmiyorum ama Kerem'in ısrarla söylediği bir şey var. Arkadaşlar bir izleyin. Doğru söylüyor bir çocuk yani. Bir izleyin ve bunu bir bakalım nasıl bir dizi olacak. Israrla ön yargıdan uzaklaşın diyor. Doğru da söylüyor bence. Yani Kerem'den nasıl çok iyi Türkçe konuşan bir holding patronu olacak onu bilmiyorum ama... Çok ama haklısın. Hikaye her şey olabilir. Ben zaten böyle kül kedisi hikayelerini çok severim. Ben de. Masallar böyle. Ben hikayeler de. Dünyada böyle yani. Sana, mesela sana öyle gelirim. Ben oyuncuları zengin karakteri, fakir karakteri diye ayırtırım. Mesela Kerem daha çok zengini oynar gibi geliyor bana. Evet. Mesela Engin var senin sevdiğin. O da fakir oynar. Evet. Tipinden. Direkt yok. Evet. Şimdi fakir de aynı andırıcı olur evet. gibi. Allah bir tip yaratmış. Zaten bu roller de o tiplere göre yüzün yansıma, bazısı kötü kadın oynuyor. Yani Batman oynuyorlar ve hani kötü karakter oynuyorlar. Bazıları jöndam oluyor. Bazı karakter oyuncusu oluyor. O kötü evet. adamdır. Evet. Onun suratında kötülük vardır çünkü. Evet. Yani insanların fiziğine göre, mimine, i̇şte ifadesine göre seçiliyor. Orada işte bir kast direktörüne kalıyor ama ben Kerem'e yakıştırdım çok. Çocuklar Holding. Bence Kerem'e şans verin. Kerem'i antipatik görmeyin. Bakın gerçekten bu çocuk iyi bir oyuncu ve iyi bir insan.
düzgün Amerika'da da gitmiş, eğitimi almış bilmem ne falan. Çocuğu bitirmeyelim, bitirmeye çalışmayalım. Bir görelim ne yapıyor, ne ediyor, ne yapmıyor. Zaten kızdan ayrıldı, kız Cem Yılmaz'a gitti. O yüzden de zaten morali de bozuktur. Şimdi bir de buradan yermeyin çocuğu. Bir moral verelim bakalım neler olacak, ondan sonra konuşalım yani. Bir de ısrarla chat hızıyla kaçtı Demet Özdemir soruları var. Demet Özdemir ile ilgili bir paylaşım var. Şimdi Demet Özdemir, çapraz sorgu diyoruz buna. Eş zamanlı. Demet'i ayrı sıkıştırıyoruz, Kerem'i ayrı sıkıştırıyoruz. İkisinden de aldığımız cevap olumsuz. Neden? Demet Özdemir bir paylaşım yaptı. Bağıra bağıra yalnızım dedi. Paylaşım bir gelsin. Evet. Ne yazmış? Paylaşım bu. Diyor ki zamanlayıcıyla biraz kaynaştık. Yalnızım mesajı. Buradan nasıl anladık mesela yalnız olduğunu? Bilmiyorum. Ben hiç öyle bir şey anlamadım. Ama bazen gözümüze sokuyorlar yalnızlıklarını. Ay, bunlardan bir şey olmaz zaten ikisinden ya. Öyle mi? Yok. Ben Demet'e güvenmem. Ben Kerem'in yani ilişki yaşama... Demet'e güvenmem, bilmiyorum. Demet'i de tanımıyorum. Bir şey dedim. Çocuk çok iyi bir çocuk gibi geliyor bana. Ve onun başarılı olmasını da istiyorum. Güzel de bir ilişki yaşasın. Ama ilk önce o çocuğun ilişkilerinin de iyi gitmesi için başarması lazım. Zor bir tip. Yani sinemada bir Kıvanç Tatlıtuğ, bir Kenan İmirzalıoğlu ağırlığında değil daha. Biraz daha genç onlardan. Ve daha genç tipli. Hani daha böyle yol almış bir çocuk, başarmış bir çocuk, tamam olmuş bir çocuk değil. Daha onun kariyeri tamamlanmadan, bir Kenan olmadan, bir Kıvanç olmadan... Daha onun özel hayatı da böyle wow gitmez yani. Bak Kenan, mesela Kenan'la Kıvanç dedin, evet bunlar kariyerini tamamlamış ve evlilikleri de iyi giden kişilerdi. Şimdi bir dakika, ben şu anda daha yeni dank etti, kusura bakmayın. Cuma günü böyle bu saatte zamanlayıcıyla bir açalım mı? Bu şey Seren, mesela evde yalnızız ama selfie çekmek istiyoruz. Bir bas 5, 4, 3, 2, 1 geri sayan var ya, bu evet. O zamanlayıcı ha. Bu. Ben yalnızım, kendim çekiyorum demek istiyor galiba. Aynen. Şimdi yine aynı yorumu yaptığım başka bir ünlü var.